Tekrar merhaba arkadaşlar. Sözel mantıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci adıma geçeceğim ama ikinci adıma geçmeden evvel bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Şimdi ne yaptık biz birinci adımda? Sorunun giriş bölümünde yer alan kümeleri belirledik. Tamam. Ama ikinci yaptığımız şey neydi? Küme sayısını belirlemekti. Bir kümeli sorumu, iki kümeli sorumu, üç kümeli sorumu buna baktık. Şimdi buna bakmamızın nedeni bir daha hatırlatıyorum. Eğer ben küme sayısına baktığımda bir kümeli veya iki kümeli bir soru ile karşı karşıya kalıyorsam kesinlikle bu soru bir tablo sorusu değildir. 3 Üç veya 3'ten fazla küme sayısına sahip bir soru ile karşı karşıyaysam işte bu sorunun çözümünde tablodan yararlanabilirsin. Peki ben şimdi KPSS, ALES'e, DGS'ye hazırlanıyorum. Üçünden biri fark etmez. Genellikle ÖSYM e iki kümeli ya da üç kümeli soruları tercih ediyor. Şimdi iki kümeli sorular şöyle düşün. Çok olduğunu anlatmak için şöyle siz de benim gibi bir işaret koyun. Çok olanlar iki kümeli ve üç kümeli sorular. Yani örneğini de çok göreceğiniz. Çünkü çıkmış soruları da çözeceksiniz siz. Söz vermiştiniz bana. Değil mi etrabe? Evet. Bana söz verdiler. Evet. Çıkmış soruları da çözeceksiniz. Orada iki kümeli sorular çok Üç kümeli sorular çok. O yüzden ben de daha çok bunlara ağırlık vereceğim. Ama şunu hatırlamanı istiyorum. Ben iki kümeli bir soru görüyorsam bu sorunun mantığı iki malzemeli olduğu için bu iki malzeme arasındaki ilişki sorusudur. İlk der dersimizin başındaki sanıyorum ilk girişti bu girişimiz. Üniversiteler vardı kişiler vardı ya. Ne demiştim ben burada? Kimin hangi üniversitede okuduğunu bulacağız. Üniversiteler kişiler aralarındaki ilişki. Fakat ben buranın içerisine yüksek lisans ve doktora eğitimi bilgisini de katarsam kişiler, üniversiteler ve aldıkları eğitimler. O zaman ben burada kimin işte Ankara Üniversitesi'ne yüksek lisans yaptığını ya da Ankara Üniversitesi'ne doktora yaptığını, kimin Hacettepe Üniversitesi'ne yüksek lisans veya doktora yaptığını bulacağım. Doğal olarak üç tane malzeme olduğunda artık söz konusu bir kesişim oluyor. Yani iş tabloya dönüyor. Bu nedenle ikinci adıma geçmeden evvel lütfen zihnine bunu yerleştir. Bir kümeli bir soru, iki kümeli bir soru kesinlikle bir tablo sorusu değildir. Ama küme sayısı 3, Dört, beş ise o zaman çözümünde tablodan yararlanabilirsin. Bütün kümeli ya da bütün örnekleri ben zaten sana çözeceğim. Ama e, bu mesajı unutma ki ben rahatlıkla artık ikinci adıma başlayabileyim. Şimdi ikinci adım. Geçen dersimde de söylemiştim. Demiştim ki, bak ikinci adım çok önemli. Ben soruyu hızlı çözmek istiyorsam, dört tane soru var, dördünü de yapmak istiyorsam. Çünkü dört soru var, üçünü yapıyorsun, biri boş. İkisini yapıyorsun, ikisi yanlış. Ben ona vakit ayırdıysam dört soru mu var? Dördünü de yapmak zorundayım. O zaman e, bazı şeylere dikkat etmem gerekiyor. İşte dikkat etmemiz gereken kısım ikinci adımda gizli. İkinci adım ister istemez ben çok örnek vermeye çalıştım videolarda. Kitabı daha rahat algılayabilmeniz için ve e, bütün sözel mantık sorularını rahatlıkla çözebilmeniz için. Ama ikinci adıma diğer adımlara nazaran daha fazla yer vereceğim. Tam burada anlaşalım. İkinci videoda ikinci adımı anlatacağım. Üçüncü video geçeceğiz yine ikinci adımı anlatacağım. Bu ikinci adım ne böyle demeyin. Bizim soruyu daha hızlı ve daha doğru çözmemizi sağlayacak olan adımdır. Peki ikinci adımda ben sabit gibi bir ifade kullanıyorum. Şimdi sabitten kastımız ne? Sabit. Sabit küme. Şimdi bunun için... Ee, farklı farklı ifadeler de zihninizde yerleştirebilirsiniz. Ama ben size şunu, bunu şöyle ifade edeyim. Sabit küme dediğimiz şey aslında ardışıklığı değişmeyen kümedir. O yüzden yaz, benim gibi yaz altına. Sabit küme ardışıklığı değişmeyen küme. Ardışıklık değişmeyen küme. Şimdi zihninizde bir şeyler çağrışmıştır. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi ardışıklık deyince devreye ne girer? Bir, benim aklıma e, ilk gelen şey sayılar olur. Birinci, birinciden sonra hemen iki gelir, ikiden sonra hemen üç gelir, üçten sonra hemen dört, dört gelir. Doğal olarak burada bir ardışıklık söz konusu mu? Evet. E başka? E haftanın ilk günü, pazartesi. Pazartesiden hemen sonrası ardışığı takibi, takip eden günü salı, salıyı takip eden günün çarşamba olması da bir ardışıklık mı? Evet bu da bir ardışıklık. E, o zaman ardışıklığı değişmemesi onu diğerlerinden daha ön plana çıkarması anlamına da gelmez mi? Evet. Bu yüzden ardışıklığının değişmemesi benim o kümeye diğerlerine nazaran daha fazla güvenmemi sağlar. Şimdi Türkçe cümle yapılarından da bahsedeceğim. Biz bu ardışıklığı değişmeyen unsurları cümle içerisinde de nerelerde kullandığımızı göstereceğim. E o zaman ben o cümleleri anlayıp da tablama yerleştireceksem o zaman bu unsurların geçtiği cümleler bizim için daha kıymetlidir. E başka özelliği yok mu? Var. Şimdi ardışıklığın değişmemesinden ikinciye gelelim. Bak sabit küme ilki ve sonu belli olandır ilki ve sonu belli olandır. 8 kişi verir, 8 kişinin bir yüzme yarışmasına katıldığını söyler. Yarışmanın sonuncusu der, e 8. dersin gibi. Ya da başka bir ifadeyle hemen öncesi, hemen sonrası, bir öncesi, bir sonrası hop, nesnel olan, şöyle tik yaparsam anlaşılır herhalde. Nesnel olan kümedir. Oba nesnellik kavramı geldi. Şimdi nesnellik bizim için çok önemli. Neden? Çünkü nesnellik nedir? Ya arkadaş, herkese göre olandır. Kişiye göre değişmeyendir. Kanıtlanabilir, ispatlanabilir ifadelerdir. E, o zaman ardışıklığı da değişmediğine göre nesnel de olduğuna göre o zaman ben bir soruyu çözeceksem sabit kümenin olup olmadığını kontrol etmek zorundayım ki yapacağım çözümü sabit kümeye dayayabileyim. Yani sabit kümeyi esas alabileyim. Peki, peki nedir bizim bu sabit kümelerimiz? Sabit küme ardışıklığı değişmeyen kümelerdir. Bir, zamansal ifadeler. Zamansal ifadeler dakikadan mevsime kadar git. Dakikalar, saatler, günler, Haftalar, aylar, mevsimler, bunlar sabit kümedir. Örneklendireceğim ama e, ben haftaları da kullanabilirim sorun içerisinde. Günleri de kullanabilirim. Derim ki 5 kişi veririm A, B, C, D, E. Hafta içi bir etkinliğe katılmıştır. Etkinliğe e, ilk katılan kişi C'dir. Hemen C'yi yapıştırıyorsun Pazartesi. Demek ki benim daha hızlı çıkarım yapmamı sağlıyor. O yüzden az önce tahtadaki slaytta bir ifade vardı bak. Ne işe yarar? Sabit küme benim daha hızlı çıkarım yapmamı sağlar. O yüzden de yapacağım çözümde benim esas almam gereken küme sabit kümedir. İkinciye geldim sayılar. Hani biz birinci videoda notan al, notal demiştim ya. Neydi notumuz? 1. Sorunun giriş bölümünde yarışmadan bahsediyorsa veya sorunun giriş bölümünde nokta nokta sırasıyla, sırasına, sırasına ilişkin ifadeleri geçiyorsa o zaman söz konusu küme sayılardır, rakamlardır demiştim. E sayılar e bir yarışma, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci... E bunlar zaten nesnel değil midir? Evet. Ardışıklığı değişir mi? Değişmez. Sen 3'ten 5'e atlayamazsın. Doğal olarak da yapacağın çözümde sayıları esas alırsın. Tablo mu yapacaksın? En üst satıra sabit kümeyi yerleştirirsin. Bir ilişkilendirme sorusu mu yapacaksın? Yapacağın ilişkilendirmede sabit kümeye esas alırsın. Yani üste yazarsın. Aslında ne işe yarar? Bir, sabit küme benim hızlı çıkarım yapmamı sağlar. Birazdan çıkarımlar yapmaya başlayacağız. Hızlı çıkarım yapmamı sağlar. E hızlı çıkarım yapacaksam da kusura bakma o benim için daha kıymetli. İşte yapacağım çözüm. İster bir ilişkilendirme sorusu olsun, ister bir tablo sorusu olsun. Sorunun içerisinde sabit bir küme varsa o zaman çözümün en üstünde yer alması gerekir. Yani ona biraz özen göstermeliyim ben. 3. Yönler. Şimdi yönler daha çok DGS'de karşımıza çıkan bir sabit küme malzemesidir. Evet Ales'te de çıktı daha önce. Hatırlarsınız soruda evleri vermişti. İşte evleri anlatırken Kişilerin evlerini anlatıyor. İşte 20 metre bu bunun doğusundadır. 20 metre bu bunun batısındadır. Bu bunun güney doğusundadır gibi ifadelerin kullanıldığı bir ales sorumuz da var. Şimdi yön soruları kolay sorular oluyor. Mesela ne zaman yön sorusuna başvurabilir ÖSYM? E? Özellikle de ales ve DGS gibi iki hikaye sorduğu sınavlarda hikayenin birini zor tuttuysa diğerinde yönlerle ilgili bir soru atabilir. Çok kolaydır çözümü, yani fazlasıyla kolaydır. Evet, anlatmaya çalışacağım, bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Lakin soru olarak gelme ihtimali biraz düşük şu ikisine göre. Alfabetik düzen, bu şimdi çok önemli. Ben buraya attım başını anlatacağım bunu. Şimdi alfabetik düzenden kastım neyi? İşte isimleri sıralarken fark etmişsinizdir. Ahmet, Buket, Cenk, Demet, Efe falan diye sıralıyorum. Ya da Kemal, Leman, Mine, Nermin, Orhan, Ömer falan diye sıralıyorum. Yani biz e, sorularda kişilerden bahsediyorsak mümkün mertebe kişilerin isimlerini ya A'dan ya K'den başlatarak alfabetik düzene göre vermeye özen gösteririz. Hatta unsurları seçerken bile işte renklerle ilgili soru yazıyorum ben. Hem mor hem mavi kullanmamaya çalışıyorum mecbur kalmadığım sürece. Yani aynı harflerle başlayan kelimeleri bile tercih etmiyorum. Alfabetik düzen deyince çünkü aklınıza ilk gelen şey bu. Fakat benim burada kastettiğim alfabetik düzen bu değil. Atıyorum kişileri verir. Kişilerin bir masa etrafında oturması olabilir. Kitaplar verir, kitapların raflara dizilimini isteyebilir. Ve bu dizilim içerisinde e, kural koyup alfabetik düzene göre, alfabetik düzene göre olmaması gibi ifadelere yer verdiğinde kişilerin isimlerinin baş harfleri önemlidir. Bunun dışında kişiler asla sabit küme değildir. Bunu kocaman not almanızı istiyorum. Alfabetik düzen deyince aklınıza kişilerin isimlerinin baş harfleri geliyor. Evet, kişilerin isimlerinin baş harfleri alfabetik düzene göre verilir. Ama bu onların sabit küme olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle diyorum ki asla ve kat a kişiler sabit küme değildir. He hocam biz üç kişileri önemsemeyeceğim. Önemsemeyecek miyiz? Elbette ki önemseyeceğimiz yere olacak. Kişiler de sonuçta tabi bunu dil bilgisinden yola çıkarak özledir arkadaş kapsayandır. Sen soru yazdığında kişileri kullanırsın. Bu kişiler gider, atıyorum ne yapsın? Yemek yemişler. Anlatmıştık az önce. Kişileri verir, yemek verir, çorba verir, tatlı verir. E böyle bir soruda tabii ki kişileri esas almak zorundasın. Neden? Çünkü kişinin yapmış olduğu yiyecek tercihlerinden bahsediyor. E o zaman da kişileri esas alacağız, en üste yerleştireceğiz. Burada sabitlikten kastım. Lütfen dikkat et. Ardışıklığın değişip değişmemesi mevzusu. Çünkü çıkarım yaparken inanılmaz işimize yarayacak. Peki bunları tek 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 bir görelim. Bu hızlı çıkarım nedir? Nasıl işimize yarayacak? Bir görelim. Çok seveceksiniz bunları. Şimdi bir dedim zamansal ifadeler. Dakikadan mevsime kadar git. Tamam mı? Sınavdayım. Tamam mı? Giriş bölümüyle karşılaştım. Ben şunu yapıyorum. Bir festivalde A, B, C, D bilmem ne sanatçılar. Bunları beraber çözdük zaten birinci videoda. Birinci küme dedim sanatçılar. Haftanın farklı günlerinde verecekleri konserler ikinci küme günler. Hafta içi hafta sonu diye ayrıca belirtmemişse o zaman unsur sayısı 7. Sanatçılara bakıyorum unsur sayısı 7. Zaten ÖSYM haftanın farklı günlerinde kopyasını da vermiş. Demiş ki arkadaş ben sana bazı sanatçı isimleri verdim ama bunların her biri haftanın farklı günlerinde konser verecek. Yani Ahmet'i e atıyorum. Ahmet mi? Aileni. Aileni pazartesi yazıyorsa işte pazartesi bir daha buketi yazamazsın diyor. Her güne bir sanatçıyı yaz. Zaten giriş bölümünde beni uyarmış. Tamam. Bu sanatçılara ilişkin bilgiler şunlardır. Birinci bölümü yani giriş bölümünü okudum. Kümeleri belirledim. Kümeleri saydım. İki kümeli bir soru olduğuna göre bu soru kesinlikle bir tablo sorusu değil, kümeler arası ilişkilendirme sorusudur. Şimdi iki kümeli bir soru olduğuna göre hemen diyorum ki ya ben neyi önemseyim? Neyi önemseyim? Yani neyi esas alayım çözümde? Bakıyorum kişiler var, günler var. Günler. Haftanın ilk günü, haftanın son günü, hemen önceli, hemen sonralı. yani ardışıklığı nesnel mi? Evet. O zaman benim esas alacağım şey günler olmalı. Kişiler ya da sanatçılar ne diyorsan artık sanatçıları alta yazmalıyım. Sanatçı. Şöyle yazalım da net olsun. Peki niçin? İşte niçini bak şu cümleyi bir oku. ÖSYM yapıyor zaten bunu. Yabancı değil ki bu ifadeler bize. Bunu vermiş ve İlk konseri veren Deniz, son konseri veren Gülay'dır. Şimdi böyle bir cümleyi okuduğunda şunu yazarsam daha kolay olmaz mı? Yazdığım pazartesi, salı, çarşamba, şöyle tek harf yazayım, sığdırayım. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar gibi düşün. Esas aldığım günler. Şimdi bana demiş ki ilk konseri veren Deniz'dir. Hemen Deniz'i pazartesiye yazarım nesnel düşünürüm. Aksi bir kural vermediği sürece haftanın ilk günü pazartesi kabul edilmek zorunda. Aksi bir kural. Birazdan geleceğim ona. Son konseri veren Gülay'dır. Son konser demek ki pazar günü Gülay konser vermiş. Hızlı bir şekilde çıkarım yaptım mı? Evet hızlı bir şekilde çıkarım yaptım. Neyin sayesinde? Günleri Üste yazdığım için. Ha, sen günleri kişileri yazarsın tek tek altına bu sefer birinci gün, yedinci gün deyip not da alabilirsin. Ama işini uzatmış olursun sadece. Bak şimdi şu soruya. Aynı soru tamam mı? Aynı soru fakat ben buraya şu bilgiyi yerleştirdim. Aynı soru. Kitapta bu çözümlerini yazdım ben zaten. Alta açıklamalarını verdim, çıkarımları verdim. Burada şimdi beraber yapalım. O kısmı okumayın. Kapatın elinizde. Şimdi bir festivalde sanatçılar haftanın farklı günlerine dedik iki küme. İki kümeli bir soru olduğuna göre kümelerden birini üstte diğerini alta yazacağım. Burası da tamam. Günler sabit bir küme olduğu için günleri üstte yazacağım. Lakin Pazartes'ten başlamıyorum. Neden? Demiş ki aksi bir bilgi vermiş. Konserler perşembeden başlanarak düzenlenmiştir. Adam diyor ki perşembeyi başa al sonra cuma cumartesi, pazar, pazartesi, ptz. Şöyle yazsam anlaşılır herhalde. Salı, çarşamba yaz demiş. Şimdi ilk konser veren denizdir bilgisini yerleştir diyor. Tamam. İlk konser veren denizse o zaman deniz perşembe günü konser vermiştir. Son konser veren Gülay ise Gülay da çarşamba günü konser vermiştir. O halde nesnel ifadelerde yani zamansal ifadeler geçtiğinde Aksi bir kural vermediği sürece hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ama ekstra bir kural verdiğinde tabii ki verilen kurallara göre sistemimi hazırlıyorum, düzenimi hazırlıyorum. Ama yine rahatlıkla çıkarım yapmamı sağladı mı? Evet sağladı. O yüzden benim esas almam gereken küme burada günler oldu. Bak şöyle düşün. Sorunun içerisinde gün var, kişi var, üniversite var. Şehir var, uyduruyorum. Var da var. Dört kümeli bir tablo sorusu. Ama bu dört tane kümenin içerisinde bir tanesi günler. O zaman yapacağım tablonun en üstüne paşalar gibi günler yerleşecek. Artık diğerleri istenen sırada yerleştirilebilir. Önemli olan burada benim neye esas aldığımdır. Bu nedenle bir sorunun içerisine sabit küme varsa ne olduğu önemli değil. Benim hızlı çıkarım yapmamı sağladığı için esas alınması gereken kümedir. Şimdi burada da saatleri kullandım. Aynı şey saatlerde de sabit küme mantığı var. Şimdi demişim ki ABC'de dıt dıt attı kişiler. O zaman yazıyorum. Birinci kümem kişiler. Şöyle üste yazabilirim herhalde. Unsur sayısına bakıyorum. A'dan G'ye gittiğine kadar göre yet. Dikkat. Saat 9'dan itibaren yarımşar saat arayla mülakata çağrılmışlardır. Mülakatlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Ne güzel vermiş. A'la 9'dan itibaren yarımşar saat arayla diyor. O zaman sorunun ikinci kümesi saatler. 7 kişi olduğuna göre 7 tane saat çıkaracağız biz burada İste, verilene göre. 2 kümeli bir soru. İki kümeli bir soru olduğuna göre kesinlikle tablo sorusu değildir. Kümelerden birini esas al çözmeye başla. Neye esas alacağım? Tabii ki sorunun içerisinde tatlış sabit kümemiz olduğu için tabii ki sabiti esas alacağım. 9'dan itibaren yarım şar saat arayla yazdım. 9 şöyle sıfır biraz küçük yazsam olur herhalde. 9 30 10 10 30 Oraya yazamadım ben. Bakayım şimdi deneyeceğim. 30 yazdım. Biraz çirkin oldu. Anlaşılıyordur herhalde. 11 7 oldu mu? 1 2 3 4 5 11 36 12 yazdım, 7. Tamam yazdım. Şimdi kim ha kaçıncı sırada onu yazacağım. Bak şimdi bilgiye bak. Mülakata giren ikinci kişi Doruk'tur. İkinci kişi. E ikinci kişi Doruk olduğuna göre o zaman Doruk saat 9.30'da mülakata çağrılmıştır. 2. Tekrar eden bilgi, tekrar eden unsur bizim kıymetlimizdir. Demiş ki, Doruk ile Emre arasında yalnızca bir kadın mülakata girmiştir. Doruk'la Emre arasında bir kadın. O zaman Emre'yi bu tarafa yazamayacağım. E bu tarafa yazacağım. Aralarında yalnızca bir kadın mülakata girdiğine göre hop saat 10'daki bir tane kadın olacak artık kimse ki ben zaten burada vermedim ABCD deyip geçtim. Burada amaç şu ikisinin arasına çıkarım yapmanız. O zaman Emre'yi yerleştirdim. Hop. 10.30'a. O zaman benim buradan çıkarımım ne? Hop. Dördüncü kişi Emre'dir. İşte bana da bunu sorar. Çünkü ben buldum onun orada olduğunu. Ya da işte yukarıda kişilerin kimlerin kadın kimlerin erkek olduğunu söyleseydim eğer o zaman saat 10'da mülakata giren kişinin kim olabileceğiyle ilgili de bir yorumda bulunabilirdim anlaştık. Hızlı çıkarım yaptım saatler sayesinde. Peki hop geldim. Yine burada da bak sabahlar akşamlar bir şeyler bir şeyler geçiyor. Demişim ki bir açık hava tiyatrosunda çarşamba, perşembe ve cuma günleri hop birinci küme günler kaç farklı gün 3 unsur sayısı 3 dikkat sabah veya akşam saatlerinde sergilenen ikinci küme saatler. Saatler bir ales sorusunun giriş bölümü. Sabah ve akşam dediğine göre öğlen yok, unsur sayısı 2. Sergilenen KLMNOP oyunlarına ilişkin kimi bilgiler şunlardır? Üçüncü küme oyunlar. Unsur sayısı yani kaç farklı oyun olduğuna bakıyorum. Gözümün gördüğü 6, unsur sayısı 6'dır. İlişkin kimi bilgiler şunlardır. Bitti. Üç kümeli bir soru o zaman tablo sorusudur. Tablo sorusudur, şu sorusudur, bu sorusudur dedim hemen diyorum ki yahu sabitim var mı senin? Bir bakıyorum hem de iki tane birden yaşasın. Görüp görebileceğiniz en güzel sözel mantık soru tipidir. İki sabitli sorular. İki tane sabit kümem var. İki tane sabit. Şimdi ben tablo yapsaydım sabiti üstte yazacaktım zaten. Şöyle düşün. Bir tablo, bir tablo oluşturmuş olsaydım sabiti üstte alacaktım. Ama burada iki tane birden sabit var. İki tane. Yani iki sabitli tablo diğer sabiti de sol sütuna yazdım. Artık hücre kısmına ne yazacağım? Oyunları yazacağım. E bu bizim çok iyi bildiğimiz bir şey zaten. Ders programlarına benzemedi mi? Ders programlarında pazartesi, salı, çarşamba, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar yazdık. Sabah, öğlen, akşam diye ayırdığını düşün. Ya da 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 arası deyip yan tarafa da saatlerle ilgili bilgileri düştüğünü düşün. E iç kısmına tüm ders programı ise dersleri yerleştirirsin. Bir iş için kullandığın bir şeyse toplantılarını yerleştirirsin. Bir diyet listesi yaparsın. Yiyeceğin yiyecekleri yerleştirirsin. Yani bu bizim zaten alışkın olduğumuz bir tablo sistemidir. Bu nedenle bir sözel mantık sorusunda bir sabit var tablonun en üstüne yerleştirdin. Ama iki tane sabit varsa sabitlerden birini en üst satıra, diğerini sol sütuna yerleştirdim. Kalan e, unsurumuzu, kümemizi de hücre kısmına bırakıyorum. O zaman böyle bir sorunun çözümünü ben nasıl hazırlamalıyım? Hemen gel bir de onu yazalım. Zaten çözümlerini gördükçe yerleştireceksiniz. Gel bir de onu çizelim. Hop şöyle düşün. Neyi vermiş bana? Çarşamba, Perşembe, Cuma mı demiş? O zaman yazdım çarşamba, hop, perşembe, hop, cuma. Sabah ve akşam mı demiş? Böldüm o zaman ikiye. Böldüm tabloyu. Ay bura niye böyle oldu? Geri tuşu şu herhalde. Ha, Böldüm. Tamam mı? Şurası sabah olsun. Sabah. Şurası da akşam olsun. Şimdi hangi oyunun ne zaman yapıldığını söylüyorsan ben gider iç kısmını zaten doldurabilirim rahatlıkla. Peki niye çarşamba perşembe üste yazdım da sola yazmadım? Hiç önemli değil. İster böyle yap. İstersen sabah akşam de, çarşamba, perşembe, cuma de. Paşa gönlüm bilir. Sonuçta ikisi de sabit küme. Hangisini üste yazmak istiyorsan. Ama ben ister istemez, Türkçe cümle yapısına şöyle konuşuyoruz ya biz. Çarşamba sabah görüşürüz. Perşembe akşam, akşam perşembe gördüm demeyiz. Yani perşembe akşam deriz. O yüzden ben iki sabitli sorularda mümkün mertebe, hani büyük sabiti üste, küçük sabiti sol sütuna, büyük küçükten kastım ne, birbirinin iç içe geçmesi gibi düşün. Anlaştık? Kapsayanı üste, kapsananları sol sütuna yazmayı tercih ediyorum ki cümleleri daha rahat algılayıp daha rahat yerleştirebileyim diye. Peki gel, birinci cümleyi oku. Oyunların her biri farklı zamanlarda sergilenmiştir. Kaç oyun vardı ki? 6. Kaç hücrem var? 6. Her biri farklı bir zamanda yerleştirilmiştir dediğine göre demek ki her hücre dolu olacak. Anladık. Peki ikinci bilgiye bak. İlk sergilenen oyun M. Şimdi ilk dediğine göre artık hepimiz çarşamba sabah M'nin sergilendiği çıkarımında bulunabiliriz. Son sergilenen P son o zaman cuma akşam P'nin sergilendiği çıkarımında bulunabiliriz. Bak sabitlere esas aldım. Çıkarımımı da rahatlıkla yapabildim böylece. Peki sayılar hakikaten yarışma sorularını daha çok seveceksiniz. Şimdi bir yarışma sorusu karşımızda. Bakalım neler yapacağız. Sporcular demiştik hatırlayın bir de yüzme yarışması demiştik. Sporcular birinci küme unsur sayısı kaç kullanmışım? 5. O zaman gel şöyle sol tarafa sen de böyle kenarına yaz. Birinci küme üşenmeyelim yazalım. Sporcular. Unsur sayısı 5. Tamam mı? Bir yüzme yarışması sorunun giriş bölümünde yarış yarışma sayılar geçiyorsa o zaman bizim kullanacağımız söz konusu küme sayılardı. O halde ikinci küme dedim sayılar. 5 tane sporcu olduğuna göre 5 derece bulmam gerekiyor. O halde unsur sayısı 5. İki kümeli bir soru olduğuna göre kesinlikle bir tablo sorusu değildir. Tablo sorusu değildir. Kümelerden birini esas almam soruyu çözmem için yeterlidir. O halde kümelerden birini esas alacağım. Bakıyorum. Sabit bir küme var mı? Evet sayılar var sabit. O zaman yapacağım çözümde esas alacağım kümeyi üste yazdım sabitime. Yani dereceleri. Yazdım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bitti. O 5'i çok yakınlaştırmışım. Şöyle biraz uzaklaştırayım birbirlerinden. 3, 4. Ha, şöyle biraz uzak dursunlar. Bitti. Çözüme hazırım. Hemen kopyamı çekeceğim. Soru köklerinden bilgiler bölümüne geçip yazacağım, yerleştireceğim. Yorumlarımı yapacağım. Bilgi 1. Leyla'yı yalnızca, yalnızca Nuran geçebilmiştir. Nurandan başka kimsenin gücü Leyla'yı geçmeye yetmemiştir. Ha, yalnızca kullanmış durum zarfı. Leyla'yı sadece Nuran geçebilmiş. Sadece Nuran başka kimse geçememişse o zaman Nuran birincidir. Leyla kesinlikle ikincidir. Nereden anladım? E yalnızca demişsin. Diğer bilgiye bak. Kemal yalnızca Orhan'ı geçebilmiştir. Bu sefer Kemal de Orhan dışında kimseyi geçememiş. O zaman Kemal sen dördüncüsün. Orhan oğlan sen de beşincisin. E kim boşta kaldı? Kimin adı hiç kullanılmadı yahu? Bakıyorum Meltem hiç ortalarda yok. O zaman boşta kalan boş yerlere oturur. Meltem boşta kalan yere git otur. Balım hop oturdu. Aşağıda bana zaten diyecek ki kim üçüncü olmuştur? İşte hangisi kesin doğrudur? Hangisi kesin yanlıştır? Gibi. Şimdi çıkarım niye hızlı yapabildim? E sen bana ardışıklık vermişsin. E ardışıklık da zaten sabit kümenin özelliği olduğuna göre ben daha hızlı çıkarım yapabildim. Anlaştık Peki. Geldim. O güzel bir sorumuz. KPSS sorumuz. Diyor ki bir benzin istasyonuna bir gün içerisinde her biri farklı zamanlarda gelen KLMN P araçları birinci küme araçlar. Kaç farklı araç var? 6. Sınavda 8 taneydi. Ben kırptım. Araçları benzin, LPG, mazot türünde yakıt almışlardır. O yakıt türleri. İkinci küme yakıt türleri 3 farklı yakıt olduğuna göre unsur sayısı 3'tür dedim. Devam. Her biri bir tür yakıt alan araçların benzin istasyonuna giriş sıralarına ilişkin şunlar bilinmekte. Giriş sırası. Benzin istasyonu birinci giren, ikinci giren, üçüncü giren. Sıra geçiyor. O zaman neyi kullanacağım? Sayıları kullanacağım. Üçüncü küme sayılar. Bunu bilerek yazıyorum. Net. Görelim. Kaç araç var? Altı. O zaman altı diyeceksin. Orijinalinde ne vardı? Sekiz tane araç vardı. Sekiz diyecektin. Yani değişen bir şey yok. O zaman sayılar. Altı araç varsa, altı yedi araç varsa, yedi yazdım. Topladım. 3 kümeli bir soru olduğuna göre tablo sorusudur dedim. Peki bakıyorum sabit var mı? Hep bunu yapacak. Soracağın soru bu. Tablo yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Karar ver. Sabit var mı? Sabit yok mu? Sabit var mı? Var. Sayılar var. E sayılar olduğuna göre yapacağım çözüm netleşti. Gel şu köşeye yazalım da şuraya en azından net net yazalım onları. Hop. Ay gene böyle yaptım. Hop şöyle düşün. Sabit küme üstü kapar. Kaptı. Ne kaptı? Sayılar kaptı. Hop sayıları yaz. Ne kaldı? Araçlarla yakıtlar kaldı. O zaman böldüğüm kalan küme sayısı kadar. Hop araçlar. Hop yakıtlar. Artık bana diyecek ki, atıyorum. M aracı işte... İkinci sırada gelmiş, bilmem ne türünde yakıt almıştır dediğinde de gideceğim bu kutucukların iç kısımlarını yerleştireceğim. Peki, hiçbir şey yapmadan tamam mı? Şuna bir bakmanızı istiyorum. Yazmıyorum çözüm. Şu bilgiden rahatlıkla çıkarım yapabilir miyiz? Neden sonra yalnızca iki araç yakıt almıştır? Şimdi sen sayıları yazacak mısın? Birden altıya kadar. Evet. Yazın birden altıya kadar. E neden sonra yalnızca sadece iki araç yakıt aldığına göre o zaman ne dördüncü sırada yakıt almıştır diyeceğim. Yaptık mı hızı çıkarımızı? Evet yaptık. O zaman ben sabiti başımda taşırım yani öyle düşün. Peki yine güzel bir oturma sorusu meşhurdur oturma sorularımız da bizim. Aynı mantık sorular zaten. Sabit sorular. Yine maviyle mi devam edelim? Evet maviyle devam edelim. Demişiz ki bir seminere katıran A, B, dıt, 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 dıt kişiler. Birinci küme kişiler. Hemen şöyle köşeye de yazabilirsin. Kişiler. Unsur sayısı kaç? Yani kaç farklı kişi var? Gözümün gördüğü 7. Sırasıyla birden 7'ye kadar numaralanmış yan yana koltuklara oturmuşlardır. Adam zaten direkt yönergeyi vermiş. Sırasıyla istiyorum. He. Birden 7'ye kadar numaralandır. Tamam. Yan yana dizili koltuk. Tamam. O zaman şunu mu istiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan yana dizilimi mi? Evet. Nesnel. Bana sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı gibi bir şey söylemediğine göre o zaman kusura bakma ben nesnel davranırım. Yazdım birden 7'ye kadar. Kişilerin oturdukları koltuklara numaralar için şunlar bilinmektedir. E, soru bitti. Kişiler kaldı bir tek. Kişiler kaldığına göre direkt kişileri altına yazacağım. Buraya ekstradan kişiler, bir de kişilerin neyi olur? Kişiler oturmuşlar. Bir de atıyorum şapka taktıklarından bahsetseydi o zaman bir, bir, tane daha bölerdim. Kalan küme sayısı kadar da artık oluşacağım tablo olsaydı bölerdim. Ama tablo değil ki iki kümeli bir soru. Peki bakalım hızlı çıkarım için yeterli olacak mı bu? Demiş ki bir, dört numaralı koltukta demet oturmaktadır. Dört numaralı koltukta demet oturmaktadır. Kesin veri, kesin veri olduğu için olasılıklarla karışmaması Nedeniyle yuvarlak için aldım. Birinci bilgiyi kullandım. Tekrar eden unsur kıymetlidir. Demetten bir önce ve bir sonra oturan kişiler Gönül ve Ceyda'dır. Demet 4 numaralı koltukta oturduğuna göre Gönül ve Ceyda'dan biri 3 numaralı koltukta, biri 5 numaralı koltukta oturmaktadır. Fakat hangisinin bir önce hangisinin bir sonra olduğunu ben bu cümleden anlayamam ki. Doğal olarak bu cümleye göre düşünürsem Gönül ve Ceyda'dan biri üç biri beş numaralı koltuktadır. Lakin bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. Olasılıklıdır. Peki buraya da dikkat. Şöyle deseydi demetten bir önce ve bir sonra oturan kişiler sırasıyla Gönül ve Ceyda'dır deseydi bana sırasıyla deseydin kurban olurum. Hemen giderdim gönülü 3 numaralı yere oturturdum. 5 numaralı yere de Ceyda'yı oturturdum. Sırasıyla diyorsun. Yani bana hiyerarşiyle ilgili bir bilgi veriyorsun. Eğer vermiyorsan kusura bakma. Böyle de bir önce bir, bir sonrasında gönül Ceyda var. Yer değiştirdiklerinde de var. O yüzden sözel mantık sorularında ÖSYM bunu çok fazla yapacak. Anlaştık. Ama sonuç itibariyle yerleştirdim. Evet yerleştirdim. Bunun dışında şurada bir bilgi verseydi, şöyle düşün, sallayalım şimdi. Kimi hiç kullanmamış? Ee, Ali ile kimi seçelim? Gönül'ü seçelim. Yok Gönül kullanılmış. Ali ile Fırat'ı seçelim. Ali ile Fırat yan yana oturmaktadır deseydi, e nereye yazacaksın Ali ile Fırat'ın yan yana oturduğu bilgisini alırsan? Ya bir ikiye yerleştireceksin ama hangisi bir hangisi iki belli değil ya da 6 ile 7'yi yerleştireceksin. Anlaştık? O yüzden bu tarz soruları çözerken kesim veriden başladık. Kesim veriden itibaren artık sabit kümenin geçtiği, hemen önceliğin, hemen sonralığın, bir önceliğin, bir sonranın geçtiği ifadelere biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra emin olun zaten çok keyifli bir konu. Süremiz var mı Etrabe? O zaman şu iki durumdan da bahsedeyim. Ondan sonra ikinci adımın diğer kısmına geçeceğim. Şimdi bu şöyle çok dediğim gibi de DGS'de karşımıza çıkan ya da ALES'te çok zor bir soru sorduysa hani bir tane daha şöyle kolay bir soruda karşımıza çıkabilecek ifadeler sabit küme olan yönler. Şimdi günlerde şey yönlerde işte kuzey, güney, doğu, batı, sağ, sol gibi ifadelerini verir fakat ee, ekstra bir bilgi vermediği sürece nesnel yaklaşıyorum. Bir, ikincisi sizden ricam. Lütfen soruyu çözme konumunuza göre değerlendirin. Yani bir bilgiyi yerleştirirken soruyu çözme konumuma göre. Atıyorum şöyle iki tane koltuk düşün tamam mı? İki koltuk. Biri iki numaralı koltuk, biri üç numaralı koltuk olsun. Hatta bir de bir numarayı yazalım şöyle. Uyduralım bir şey. Ali'yi de yerleştirmiş iki numaralı koltuğa, iki numaralı yere. Ali'nin sağında oturan kişi Elif'tir derse kurban olayım. Soruya göre değil, soruyu çözme konumuna göre. Sağına diyorsa ki telefe buraya yaz diyor. O yüzden yön sorularında ekstra bir bilgi vermeyebilir. Yani açık seçik, net, böyle kenarında bir ibare düşürmeyebilir. Kenarına bir pusula çiz, resmi çizmemiş olabilir. Çizerse ala. Çizdi mi çizdi. Kitapta e, bugüne kadar şekil sorularında e, neler sorulmuş, ne tarz kopyalar verilmiş ben hepsini yazdım zaten bu sayfanın sonrasında görürsünüz o, o kısmı. O kısmı çünkü slaytın içine almadım. Eğer ÖSYM e bir şekil sorusu vermişse şekil sorusunun altına direkt yönleri yani bir pusula veriyor. Ya da sağ, sol, kuzey, güney gibi ok işaretleriyle zaten gösteriyor. Göstermemişse ekstra bir bilgi verilmemişse sizden ricam soruyu çözme konumunuza göre değerlendirmenizi istiyorum. Anlaştık. Üst dedi, üstte, alt dedi, alta, sol dedi, sola, kuzey dedi, üstte, güney dedi, alta. Anlaştık. Soruyu çözme konumuza göre değerlendireceğiz bu tarz soruları. Şimdi bak bir de yönerge verenler var. Çok seviyoruz bunları. Canlı sorular. Diyor ki bir tiyatro salonunda yan yana anladık. Koltuk var diyor anladık. Birden sekize kadar. Birden sekize kadar koltuklar varmış tamam. Ama diyor bak küçükten büyüğe doğru. Yani söylemese zaten dokuzdan bire doğru sıralayacakmışız gibi olmuş. Ya da sekizden bire doğru. Küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Tamam yani birinci koltuk, ikinci koltuk, üçüncü koltuk. Dıt, 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 dıt Yani bana eğer net olarak orada istiyorsan bunu yazarsın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tiyatro salonunda yan yana koltuklar birden sekize kadar numaralanmıştır deseydi ben yine bunu yapacaktım. Çünkü birden sekize kadar numaralanmış deyince birden başlayacağım sekize doğru gidecektim. Anlaştık mı? Ama bazen böyle ifadelerde düşürüyor. Tabii ki o bizim işimize gelir. Düşürsün. Hala. Geldim şuna. ABCD bilmem ne Fatih'in odaları demiş. Aynı koridorda yine bak ifadeye bak yan yanadır. Yan yana. Odalar soldan sağa doğru. Odalar soldan sağa doğru. İyi ki söyledin. İyi ki söyledin. Soldan sağa doğru birden altıya kadar numaralandırılmıştır. İşte bu kişilerin hangi odada kaldıkları ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir dedi. Bunu demeseydi bile nesnel düşünüp bu şekilde yapacaktım. Ama tabii ki demesi daha soruyu netleştiriyor. O ayrı konu. Ben demiyorum mümkün mertebe yazdığım sorularda. Nesnel düşünsün diyorum. Ya onu da ben mi söyleyeceğim diyorum. Ama şunu yapabiliyorum atıyorum raflar verip yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru, soldan sağa doğru, sağdan sola doğru gibi ifadeler kullanıyorum. Ekstra bir bilgi düşürüyorum. Ekstra bir bilgi düşürüyorsam ben ne istiyorsam benim istediğim düzene hazırlamak zorundasın. Giriş bölümünde ya da giriş bölümünde istenilen düzeni hazırlamak zorundasın. Ama herhangi bir ifade yoksa soruyu çözme konumuma göre yani nesnel davranmak zorundayım. Peki yine çok eski bir L sorusunda karşımıza çıkmış bir soru tipi vardı. Ee, eski sorulara ulaşmış olanlar hatırlayacak bu soruyu. Bir markette çalışan rayon görevlisi her katı 3 he, bölmeden oluşan, her katı 3 bölmeden oluşan, 2 katlı bir dolap. Her katı, 3 bölmeden oluşan iki katlı. O zaman kat 1, kat 2. Her katı 3 bölmeden oluştuğuna göre aha da bu. Dolaba dıttın altı çeşit ürün yerleştirecektir. İşte ürünler ve bölmelerine dair şunlar bilinmektedir dedi. Ne istiyorsan bana ne söylüyorsan ben gittim onu uyguladım. Anlaştık. Eğer bir ifade geçiyorsa geçen ifadeyi solumu sağımı ona göre çözümleyeceğim. Hatta şunu da söyleyeyim. İşte ürünlerin bölmelerine yer verirken şunu kullanabilir. İşte E ürünü ortadaki bölmelerden birindedir. E ürünü ortadaki bölmelerden birinde. Ama bu katta ama bu katta ne bileyim ben. Soruya göre hareket edeceğim. Sonraki bilgilere göre hareket edeceğim. Anlaştık ya da sağdaki bölmelerin birinde işte D ürünü vardır. Soldaki bölmelerin birinde A ürünü vardır dediğimde nesnel olarak çözümümü gerçekleştireceğim. Çünkü yön bilgisine dair herhangi bir bilgi vermemiş bana. Yine e, yönlerle ilgili bir soru. Bak şimdi ÖSYM'ye. A, B, C, D bilmem ne işte kişiler var. Bir binanın zemin katında bulunan bir asansöre binmiştir. Zemin katında bulunan bir asansöre binmiştir. Peki. Zemin kattaki kişilerimiz. Binada zemin katın üstünde birden beşe kadar numaralanmış beş kat bulunmaktadır. E asansörden bahsetmiyor musun? E kurban olurum sen zemin katta bekleşiyorsun şimdi burada. Asansör geldi. Bindin. O zaman şurası birinci kat. Şurası ikinci kat. Şurası üçüncü kat. Dördüncü kat. Beşinci kat diye gidecek. Bitti gitti. Anlaştık. Soru bizden ne istersen. Nesnel düşünüyoruz her zaman. Ay çok seveceğiniz bir kısma geldik. Süremiz vardı metreme. Peki, Peki. Çok, çok, çok az böyle. Çünkü hani ne KPSS Ne DGS ne Aleste çıkar Sanmam Ama yine de şöyle bir bakalım Çünkü çıktı zaten Aleste ve DGS'de Bu yuvarlak masa sorusu çıkmıştı Çözenler varsa hatırlayacaklar Tabii ben birazcık oynadım Vermeye çalıştım mesaja uygun hale getirdim Şimdi yuvarlak masa etrafında oturan 5 tane adamımız var Bunlar 1'den 5'e kadar da numaralandırdım Daha rahat görebilin diye Şimdi diyorum ki Kemal L, ya da KLMNO diyelim. KLMNO adlı kişiler şekildeki gibi bir masa etrafında oturmaktadır. Şimdi 3 numaralı yerde, a ben bunun giriş bölümünü, ha tamam neyse giriş bölümünü şuraya sıkıştırmışım neyse. 3 numaralı yerde oturan Mehmet'tir. Tamam gittim bir de yazdım bunu uğraşmayalım diye. Şimdi beni ilgilendiren, benim vermeye çalıştığım mesaj şurada gizli. Bak, ÖSYM derse ki, İsimleri alfabetik düzende birbirini izleyen kişiler yan yana oturmamaktadır. Nasıl ya? He, Kemal'di, Latif'ti, Mehmet'ti, Nedim'di, Orhan'dı. Kişilerin isimleri şu an alfabetik düzende birbirini izliyor mu? Evet. Ama yuvarlak masaya geçtiğinde bu kişilerin isimlerinin alfabetik düzende birbirini izlememesini istiyor soru bizden. <laughs> Pardon. O zaman Mehmet'in solunda sağında yer alan kişiler, Mehmet'in solunda sağında yer alan kişiler Latif L diyeceğim. Latif diye birisi izliyorsa beni kusuruma bakmasın. L ve N diyeceğim. Mehmet'in Solunda ve sağında oturan kişiler o zaman L ve N olabilir mi? Olamaz arkadaş kural olarak ve oturmayacak demişiz. O zaman sen L ve N'yi Mehmet'in sağına soluna oturtmazsan kim kalacak elinde K ve O kalacak. O zaman ikinci ve dördüncü kişiler birisi K'dir birisi O'dur ama kendi aralarında yer değiştirebilir bu ikisi. O zaman iki olasılık çıkar mı? Çıkar. Hadi gel onu da gösterelim. Üşenmeyelim. Bu birinci durum. İkinci durumda O ve K. Anladık. Burası tamam. Şimdi gelelim boşta kalanlara. Kim boşta kaldı? L ve N boşta kaldı. Birinci durumdayım. O zaman Kemal'in yanındaki kişi L olursa kl alfabetik düzende birbirlerini izliyorlar. Cık, olmaz. O zaman K'nin yanındaki yani solundaki kişi nedir? bu durumda boşta kalan L'ye 5. sıra kaldı. Üste düşün. O zaman O'nun yanındaki L'dir. K'nın yanındaki ne de? N kaldı. İki tane durum var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur, aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır gibi gibi geldiğini düşün. Tabii ki böyle bir soru ne KPSS'ye uygun ne DGSS'ye ne uygun. Fakat burada Lütfen dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Kişilerin isimlerinin baş harflerini zaten alfabetik düzene uygun vermek zorundasın. Şöyle bir soru olmaz. Kemal, Kaan, Kerim böyle bir soru gördüysen çözme zaten o soruyu. Alfabetik düzene göre vermek zorundasın zaten. Ama bu bir özellik değil yani. Bu onların işte soruyu çözerken e, ön plana alınması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama... Kişilerin isimlerinin alfabetik düzendeki sırasına yönelik bir bilgi verirsen bana o zaman bakarım K'ninden sonra kim gelmiş, L'den sonra kim gelmiş. Bunun dışında asla alfabetik düzen bizim için sabit değildir. Peki, şimdi toparlıyorum. Üçüncü videoda asıl kısma geleceğim. Yani benim şablonumdan bahsedeceğim. Birinci adımımız giriş bölümünü okuduk kümeleri belirledik saydık. İki kümeli bir kümeli kesinlikle bir tablo sorusu değildir dedik. Tablonun tabiatına uygun olsun dedik. O yüzden 3 kümeli, 4 kümeli, 5 kümeli bir soru varsa tamam ben bu soruyu tablo ile çözebilirim dedik. Tamam da ya çözüm yapacağım. Nasıl bir çözüm hazırlarsam o soruyu daha hızlı çözebilirim kısmında. Yani ikinci adım. Sabit bir küme var mı? Sabit küme ardışıklığı değişmeyen kümedir. Özellikle de zamansal ifadeler ve sayılar sıklıkla karşınıza çıkar. Zamansal ifadeler ve sayılar sabit küme olduğu için yapacağım çözüm tablo olsun olmasın her zaman esas alınması gereken kümedir. Bunu üçüncü videoyu saklıyorum. Üçüncü videonun başında bir sözel mantık sorusuna sabit küme varsa görselde şablon haline çevireceğim. Görselde nelere dikkat etmemiz gerekiyor bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.